Ben alayım efendim çantanızı. İstemez, istemez yardım. Hayır, ben yardım. Canım, ben bırakır mısın bizi? Ben alırım. Al işte. Al işte. Beğendin mi yaptığını? Allah'ım ya. Affedersiniz, ben sadece yardım etmek istedim. Bırak, istemez. Oğlum, senin ben de... yüzünden düştü zaten her şey. Gerektiğini arayabilirsiniz beni, biliyorsunuz. Tamam, tamam. Telefon etmeniz yeter. Hay Allah'ım. Oha. Ya, parfümüm nerede ya? Burada, burada, burada. Hepsi burada. Ha. Melek. Sonunda buldum ben seni. Ben çok dualar ettim Melek, çok Allah'a. Benzettiniz sanırım beyefendi. Ben Melek değilim. Melek, ben karıştırmadım. Ben tanıyorum ben seni. Senin Melek'sin sen. Gördüm. Beyefendi, ben Melek değilim lütfen. Melek'sin, ben biliyorum seni, gördüm. Hani ben çarşıda da gördüm, kapalı çarşıda. Kırmızı böyle şey vardı, eşarplar vardı. Beni hatırladın mı? Beyefendi lütfen, ben sizi tanımıyorum. Sen Melek'sin, beni hatırlasana. Kadir ben. Ben Kadir. Ben Kadir diye birini tanımıyorum. Ya tanıyorsun. Bizzat ben kendimim. Sen Bursa'yı hatırla. Ne olursun bak, Bursa. Bursa'da beni hani çok dövdüler. Kapının önüne attılar ya sonra. Kapının önüne taksi attılardı. Hani sonra sen geldin. Karnında Zeynon vardı. Beyefendi. Ben sizi tanımıyorum. Peşimi bırakır mısınız lütfen? Ya anlamıyorum. Hırlama hırsızı nedir ya? Peşime takıldı. Ya hırsız değil. Yardım eder misiniz lütfen? Ama bir şey yapar mısınız oğlum? Ben kimseye bir şey yapmadım. Ben yapmadım ben bir şey. Hayır, peşime takıldı ya. Kalı bundan tan terbiyesizleri. Beni takip ediyorsun. Ben seni takip etmiyorum ki Melek. Ne istiyorsun kadından? Şerefsiz. Ne yaptın şereflerine? Yani, hiçbir kadını. Ya ben yok. O, ben tanıyorum ben onu. Ben bir şey yapmadım yani. Bırakmayın bunu. Polis çağırın şunu. Birilerine malum oldu galiba. Bu aralar bensiz yapamıyorsunmuş. Kadir beni gördü. Ne diyorsun sen? Sayende Sitaneciğim, sayende. Çünkü 7 sülalesi ajansa fink atıyor sayende. Ajansta mı? Başka kim gördü? Ajansın önünde sallana sallana yürüyordu. Karşılaştık işte. Ne dedi peki, ne konuştunuz? Sitareyle bol bol kulaklarını çan atıyoruz aşko dedim. Saçma sapan konuşma, ne konuştunuz diyorum. Çok önemli bu. Ne konuşacağız ya? Eski günleri yad etmedik herhalde. Ben Melek değilim dedim. Kaçtım gittim. Canımı zor kurtardım zaten. Bu hiç iyi olmadı. Hiç iyi olmadı bu. Olmadı tabii tatlım, olmadı. Sayende sabah sabah adrenalin dibine vurdum. Ay, bir de zavallının icabına bakmak zorunda kaldım. Hayatta kurtaramaz paçayı şimdi. Ne yaptın sen ona? Ya sallanmadı paskaza. Belki partinin sonuna yetişirsin de kurtarırsın zavallıyı. Ne yaptın diyorum? Ne yaptın Kadir'e? Allah'ın cezası. Tatlım sesin gelmiyor, duyamıyorum. Ne yaptın sen ya? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın lan şerefsiz? Kadını mı elledin? Polis çağırın, polis. Vallahi ben kimseye bir şey yapmadım. Ben kimseye ellemedim. Kötülük etmedim ben kimseye. Utanmıyor musun lan kadın aşkın torunu ya? Ayıp, ayıp. İnsanın biraz yüzü kızarır. Yapma, ben bir şey yapmadım ki benim yüzüm kızarsın ya. Allah Allah ya.
Bırakın, numara yapıyor bu ya. Polis çağıracağız diye korktu. Ya da ben numara yapmıyorum. Polisi de çağırmayın ya. Lütfen beni bırakın, ben gideyim ya. Ya vallahi ben gerçekten kimseye ben bir şey yapmadım. Ben kötülük etmem ki ben kimseye. Ben yapma, korkmaya başladım ama ben. Korkutuyorsunuz siz beni. Ne oluyor burada? Ne oldu ona? Ne olacak abi? Kadının birini rahatsız etti şerefsiz. Verdik dersin ama dokunmadık. Numara yapıyor şerefsiz. Yok, bir yanlış anlaşılma olmuş. Olmaz öyle şey. Ben tanıyorum bu adamı. Tamam, ben ilgileneceğim. Adam bende, siz de alın. Tamam. Kadir. Kadir, ben geldim. Doruk. Gezen adamın oğlu. Doruk. Yine kaçtı. Kim kaçtı? Doruk, niye böyle oluyor? Niye böyle oluyor? Bak, içeride Zeynep var. Ben seni ona götüreyim mi? Tamam, tamam, haklısın. Ben seni o zaman eve götüreyim şimdi. Bana burada ne olduysa yolla anlat. Neden peki böyle oluyor? Ben kimseye bir şey, bir şey yapmadım ki ben. Kaçtı. İçtim ben, tamam hadi. Hadi artık gidelim, oraya gidelim. Benim melekimi bulmam lazım. Hadi. Dur, dur. Tamam, bir konuşalım. Yok, ben suyumu da içtim ben. Çay da içemeyeceğim. Ben tamam, bu burama kadar doluyum, tamam mı? Benim gidip meleği görmem lazım. Hadi, hadi gidelim artık. Ah Kadir. Oh, ne anlatıyorsun acaba? Yok, fazla tesadüf, fazla tesadüf. Kadir olmaz. Hadi kalkalım artık. Oturamıyorum ama gidelim artık, tamam. Yani. Hadi ama abartmaya başladın Doruk, hadi. Tamam Kadir, bak sen ne zaman nereye istersen gideriz. Ama önce bir konuşalım. Ya melekimi bulamazsan, bir daha ya göremezsen ne olacak ya? Hadi ya, kalk ya. Bak, benim orada gördüklerimden tek anladığım, bu melek seni gördüğüne pek sevinmemiş. Sevinmedi değil mi? Yani orada insanlara rahatsız ettiğini söylemiş. Az kalsın polis çağırıyorlardı. Beni gördüğünü sevmedi. Kadir abi, hadi şu meleği anlat bana. Toplantı için. Doruk, öyle ortaya büyük laflar atıp sonra çekip gidemezsin. Konuşmamız bitmedi daha. Bitmedi mi gerçekten? Devam mı edelim? Peki. Ne konuşuyorduk en son? Madem bitirmemişiz, dün geceyi konuşuyorduk değil mi? Hadi gözümün içine baka baka dün geceyi nasıl geçirdiğinizi anlat bana. Neden gözünü kaçırıyorsun? Kimim ki ben? Dün geceyi nasıl geçirdiğim seni hiç ilgilendirmiyor. Sevgilimin sevgilisi beni ilgilendiriyor ama. Sevgiline sor. Hatta keşke dün gece sorsaydın. Doruk. Ne güzel kıskançlık numarası yapıyorsun. Aferin sana Zeynep. Ne diyor bu? Sana diğer sevgilini sormamı söyledi.
saçmalıyor bu herif ya? Kim zannediyor kendini, ben anlamadım ki. Sevgilinin sevgilisi ne demek mesela? Tabii sana konuşması kolay. Sıkıyorsa gelsin yüzüme söylesin. Söylesin bakalım sevgilimin sevgilisi ne demekmiş. Bak Zeynep, o herif gelecek benim yüzüme söyleyecek, tamam mı, ne söylüyorsa. Ve eğer seni böyle bulandırmaya devam ederse... Ozan, umurumda değil. Ne umrunda değil? Adam sevgilimin sevgilisi falan diyor, bu mu? Senin umrunda olmayan. Doruk, yılbaşı partisinden sonra öyle olduğunu sansa da sen benim sevgilim değilsin. Bunu ikimiz de biliyoruz artık. Rahat olabilirsin yani. Sevgilin olabilir. Hiç önemli değil. Gerçekten kim olduğundan bana ne? Bunu konuşmamıza bile gerek yok. Benim bilmeme bile gerek yok yani. Ben seninle buraya dün geceyi konuşmaya geldim. Bak Ozan, ben dün geceyi hiç anlamıyorum. Bak sadece hatırlamıyorum demiyorum Ozan. Anlamıyorum. Sabaha kadar ne olduğunu hatırlamaya çalıştım. Boşum Ozan, bomboş. Kafamın içi bomboş. Tamam, içkiye dayanıksızım, bunun farkındayım. Bu da ikinciydi. Ama bu seferki sızmak gibi değildi. Ben hayatımda ilk kez Doruk'un evinde sarhoş oldum. Ama onda bile dün geceki gibi sızmamıştım. Sabah ne yaptığımı, ne yapmadığımı hatırlıyordum. Dün gece çok tuhaftı Ozan. Yani her şey gerçekten çok tuhaftı. Anlayamıyorum. Odaya girdiğimiz anı hatırlıyorum. Ama sonrası kopuk, sonrası yok. Yani... Yatağında çırılçıplak uyandığım ana kadar her şey bir boşluk. Böyle kara deliğe düşmek gibi. Bir insan şalteri nasıl bu kadar kapatabilir? Gerçekten anlamıyorum. Kafayı yiyecek gibi oluyorum. Ben nasıl senin yatağında çırılçıplak kaldım? Nasıl hiçbir şey hatırlamıyorum? Ayıldığımda bile ayılamamıştım. Ya, mesela babama nasıl gittim ben? Ne dedim, ne konuştum? Gecenin devamını bile hatırlamıyorum. Yani o kadar garip ki sen... Zeynep, sen çok mu film izliyorsun? Neyle suçluyorsun beni? Açık açık söylesene. Ha mesela ben ne ya, böyle gazozuna ilaç mı atmışım, onu mu demeye getiriyorsun? Saçmalama. Ne ima ediyorsun ki sen, ne demek istiyorsun? Hem gazoza ilaç ne demek? Neden böyle manyak bir şeyle suçlayayım ki ben seni? Ha? Sen neyi ima ediyorsun? Hı? Söylesene. Ne demek yani bu? Sen ciddi misin? Bak şu an burada sadece ikimiz varız. Sitare yok, kimse yok. Sen niye oyun oynuyorsun? Niye rol yapıyorsun bana? Ben anlamıyorum. Ben niye rol yapayım ki sana? Hadi Zeynep, Allah aşkına. Ne oyun oynuyorsun benimle ya? Ya ne oyunu Ozan, ne demeye çalışıyorsun sen? Söylesene açık açık. Ya biz sitareye rol yapmadık mı dün gece? Hı? Sonuçta ne kadar yakın olursak olalım, bu senle benim aramda değil mi? Bu bizim özelimiz değil mi? Ne özeli? Ne demek istiyorsun? Bak sen ciddisin. Sen gerçekten hatırlamıyorsun. Neyi Ozan? Neyi hatırlamıyorum? Zeynep, biz seninle birlikte olduk. Yok. Saçmalıyorsun, tamam mı? Öyle bir şey olmadı Ozan. Ben seninle beraber olmadım.
Vay be Zeynep, gerçekten böylesi hiç başıma gelmemişti. Yani son dakika pişmanlıklarına alışığım ama son dakika inkarını ilk defa görüyorum. İnkar yok, inkar falan yok. Ben seninle birlikte olmadım, tamam mı? Olmuş olamaz ya bu. Dün gece partide dudaklarıma yapışan kimdi? Hı? Hayır, hayır öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey yok. Sen dün gece kendini bana bıraktın. Tamam, çok alkollüydün belki. Ama sen ne istediysen, ben ne istediysem onu yaşadık. Ve ikimiz aynı şeyi istedik. Ve istediğimiz gibi yaşadık. Hayır. Hatırla. Ben ne istiyorsam, sen de aynısını istedin. Ve istediğimiz gibi yaşadık. O yüzden dün geceyi yaşadık. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Ben bunu istemiş olamam ki. Ben seninle beraber olmuş olamam. Yani birlikte olmuş olamam. Ya sakin ol. Dünyayı ateşe falan vermedik, tamam mı? Alt tarafı seviştik. Bak. Dokunma bana. Zeynep, bir kendine gel istersen ya. Dün gece partide dudaklarıma yapışan sen değil miydin? Ve anlamıyorum, niye şu anda bana tecavüzcü muamelesi yapıyorsun? Sırf sen Sitare'nin karşısında utanma diye numara yapıyoruz sanıyordum ama anladığım kadarıyla sen hala numara yapıyorsun. Hayır, ben numara yapmıyorum, ben... Utanıyorsun. Stres yapıyorsun ve topu atacak birini arıyorsun ama bütün bunların hepsini benim üzerime yıkamazsın. Hayır, ben yapmadım. Sen ne istediysen onu yaşadık. Sen başlattın ve sadece partiden bahsetmiyorum. Evde de, yatakta da sen istedin. Ve nasıl istediysen öyle yaşadık her şeyi. Neden bize bir şans vermiyorsun? Beni yalnız bırak. Tamam mı? Yalnız. Sen istedin. Biz seninle birlikte olduk. Alt tarafı seviştik. Ya Zeynep sen iyi misin ya? Bilerek yaptın onu bunu. Sen bunu bilerek yaptın. Sen istedin. Böyle olmasını sen istedin. Burada, hepsi burada. Böyle. Ay ne oluyor? Ay ne yapıyorsun tatlım? Yerler pistir. Aptalsın sen. Sen nasıl yaptın herkes? Zeynep? Aptal! Sen bunu kendine nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın? Kendine nasıl yaparsın? Aptal! Dur! Sakin ol! Hayatım dur, sakin ol! Niye bu hale geldin? Sakin ol! Anlat bana, ne oldu? Sakin ol, dur. Tamam. Bir de anlat, ne oldu? Ne yaptım ben? Ne yaptım? Ne yaptın? Ben dün gece... Ozan'la... Ozan'la... Ha, ha, ha.
Sonra böyle işte parfümün şişesi böyle 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 yuvarlanmaya başladı, tamam mı böyle? Ondan sonra ben de top gibi geliyor, ben de panter gibi. Bir böyle atladı. Tuttum parfümü, tamam mı? Ondan sonra aldım götürdüm sahibine, ben bir teslim vereyim diye, teslim edeyim. Bir döndü. Kim? Melek. Öyle öyle gökteki meleklerden değil ha. Gerçekten benim melek. Melekim. Sonra dedim acaba beni tanımadı mı ya? Niye beni tanımadı acaba? Ya seni tanımayınca ne yaptı? Kızdı. Kızmaya başladı durup dururken de. Ondan sonra parfümünü de aldı elimden. Sonra Türkan da diyor hep, o melek değil ki, iblis diyor hep o, iblistir o diyor. Ah Kadir, ah, ah, ne oluyor orada acaba, ne oluyor? Sonra ben dedim ki acaba kendi kendime kendi kafamı çalıştırdım, tamam mı? Dedim ki acaba melek adını kendi ismini unuttum acaba adını. Sonra bir daha ben kendimi çalıştırınca dedim ki insan ben bile kendi adımı unutmuyorum ki. Değil mi? Ben unutuyor muyum? Hayır. Ben Kadir'im, Kadir'im dedim. Kadir'im ben. Kadir'im melek. Ben Kadir'im. Tanımadı, tanımadı. Melek beni unuttu ama şey gibi değil. Bak bir daha söylüyorum bak ben sana. Gökteki değil. Öyle gezen adam gibi de değil yani. Hani baban Allah rahmetler eylesin, bismillah, amin. Yani gerçekten unuttu. Yani melek beni sevmiyor. Sevmediği için unuttu. Ah be abi. Koyuyor değil mi adama? Yok, bana koymadı. Koymadı. Bana bir şey koymadı. Kadınca şeyler dökülmüştü çantasından, onları çantasına koydu. Bana koymadı. Keşke koymasa. Ha? Bak ne diyeceğim. Ben şimdi bir yarım saatte seni dinliyorum ama benim anlattıklarından anladığım bu melek yaramaz. Nasıl yaramaz ya? Kocaman kadın o. Uslu can, uslu canım. Yani yaramaz derken sana yaramaz. Bak Kadir abi. Bazen İnsanın seni üzmesi için kötü olması gerekmiyor. Hatta sana bir kötülük yapması bile gerekmiyor. Sadece seni onu sevdiğin gibi sevmemesi yeter. Bazen iyi olsa da, yani uslu olsa da sana iyi gelmez. Yani şunu diyorum Kadir abi. Bu anlattığın melek her kimse sana iyi gelmiyor abi. Baksana haline. Yani şey gibi mi? Mesela nasıl anlatsam ki ben, buzdolabında böyle duran 3 gün kalmış yemek gibi mi? Küflü küflü mü yani? Aynen abi, öyle diyorum. Ya 3 gün ocakta beklemiş yemek yenir mi? Zehirler seni. Melek zehirli mi yani şimdi? Melek zehirli mi? Ama ben meleği seviyorum. Seviyorum ben. Yani ne olursa olsun beni dokunsa da, dokunmasa da ben çok seviyorum. Nasıl biliyor musun? Uzaylar kadar yani. Uzayların derin atmosferin de büyüğünde yani, tamam mı? Bana çok seviyorum. Ben kendi kendimi bildim bileli. Ben Kadir'im olduğumdan beri yani, tamam mı? Ben meleği seviyorum. Dokunsa da, dokunmasa da, zehirlese de seviyorum. Abi biz burada konuşuyoruz da. Bu melek kim? Yasak soruyu sordun ama sana söyleyeceğim. Melek kim biliyor musun? Melek benim Zeynum'un annesi.
sayfasına bak arkadaş. Ulan Türkan, biraz kendini çeki düzen versen ne olacak sanki? Ancak meleğin arkasından saydır dur. Vay be. Ulan Melek, sen bunlardan kaçmayacaksın da ben mi kaçacağım? Alo. Tabii hemen geliyorum. Hemen geldim. Vay arkadaş, arkadaşları da hiç eksik olmuyor ya. Vallahi Kadir'lik bir şey yok ki Mücella abla, anlatıyorum, sen anlamıyorsun yani. Kadir gitti, polise ifadesini verdi, o kadar. Ayıptır ya. Ayıptır be vallahi, sabahtan beri bu kaçıncı? Tamam, illa bir şey merak ediyorsan git Fatma anneye sor, ara onu. Yani Nimet zaten onun yüzünden geldi başımıza bunlar. Ara, kızı anlatsın sana. Allah Allah. İyi hadi. Hadi selametle. Hadi. Ah, vallahi illallah ettim ha. Gören, duyan arıyor. İnanmıyorlar da. Aynı Zeynep'in internetleri düştüğü zamanki gibi olduk biz. Sahir zamanda arayan soran olmaz. Öldük mü kaldık mı kimse bilmez. Ama böyle başımıza bir musibet geldi mi bu telefon sabahtan akşama zır zır zır. Akrabalar işte baba, ne yapacağım? Hey gidi ahbaplık, hey gidi akrabalık. Kadir evde olsa sevinirdi. Sahi bu Kadir nereye gitti ya? Ucuz mama alacağım diye dışarı çıktı sabah. Gelir şimdi. Zaten gitsin 2 dakika da ben rahat rahat şuraları yapayım Allah aşkına. Lan uçak gibi ha harbiden bu araba. Vay be. Büyüğüm bana da versene kullanayım, olur mu? Tamam, söz bir dahakine. Tamam. Şişt, bak Zeyno'ya söylemeyeceksin, tamam mı? Şey tamam, söz verdin. Zeyno'ma sakın söylemeyeceksin annesini. Yoksa çok üzülür, tamam mı? Sen de üzülmesini istemezsin değil mi? Merak etme. Biz artık seninle dert ortağı olduk. Tamam, ortağız değil mi biz? Ey ya. Şimdi biz nasıl olacak, dertlerimizi birbirimize anlatacağız. Düğüm, kör düğümleri mi çözeceğiz biz, değil mi? Öyle olacak. Sen ama sen de bana anlatınca biz tam ortak olacağız. Şu anda biz yarım ortağız değil mi? Yarımız aslında yani. Kadir, neredesin sen? Neredeyim ben? Buradayım işte, burada duruyorum. Hadi oyalanma, lazımsın bana. Tamam, ben oyalanmıyorum ki. Şu an ben yakın dostum, ortağımla bir fikir tartışmasında bulunuyoruz biz bazı konularda da, o yüzden yani. Yarım. Allah Allah ya. Neyse, seninle konuştum ya. Şimdi beni çitleyecek bir ton, bir sürü cimcicek. Belki terlik bile fırlatır ha. Fark ettim, çok seviyor beni. Değil mi? Sana bir sır vereyim mi ben? Hiç sevmiyor. Ben numaramı kaydettim sana. Ne zaman istersen ara beni. Sana borçluyum ha. Arkamı kolla, tamam mı? Şunu alsana. Bunu Zeyno'ya ver. Ben hiç almayayım onu. Zaten Zeynep 1-2 saate gelir. Ama olmaz şimdi. O fenomen falan ya. Ben ararım falan. Babam ararım. Hala konuşuyorlar mı Türkan? Bir şey verdi adama ama tam göremedim. Ya bir tek bu adamla samimi olması kalmıştı yani. Kokusunu alıyor sanki baba. Vallahi süslü iblisin yamacında yöresinde kim varsa inadına gidiyor onu buluyor. Ben ne diyeyim ya ona? Ya sabır. Ya sabır. Hem sonra iletişim Starlink'ti. Bir sürü uydu var biliyorsun değil mi? 1400 tane Starlink fırlattılar. Niye sen? Ne yapacaklar ki dünyaya? Ne oluyor acaba? Neyse tamam, biz sonra dertleşiriz, tamam mı bir ara? Tamam, görüşürüz. Hadi bay bay. Ey ortak, sana borçluyum ha. Kadir, gel bakayım sen. Neredesin sen? Buradayım işte ben. Ha ben nereden geliyorum diyorsun? Ha. Oho. Ben nerelere gittim, nerelere? Nereye? Şimdi o eve gelmek ne güzel, en güzel insanın eviymiş, değil mi? Geç bakayım, geç. Oh be, oh. Oh. Zeynep.
Zeyno'nun telefonunu unutmuştu da ben de aldım Zeyno'nun telefonunu, hani lazım olur diye, falan yok. İşleri olur diye aldım, ben de götürdüm. Tam binanın önüne geldiğimde neyi gördüm biliyor musun? Kuzular vardı ya. Onları görünce ona daldım. Severken kuzuları birdenbire şey oldu. Minibüse de binince Zeyno ben veremeyince olmadı. Ortağıma verdim ben, ortak verecek inşallah. Ne demekmiş ortak? Ortak ne demek yani? Elin adamı senin nasıl ortağın oluyor? Dertlerimin benim ortağı oluyor. Dert ortağı. Elin adamı değil ki o, sen niye öyle diyor ki? Gezen adamın oluyor, tanımıyor musun sen? Ya neyin nesiyse nesi, elin adamı işte. Babanın oğlu mu yani? Dert ortağım ne demek? Babamın oğlu ben varım. Sen kızısın, başka benim kardeşim mi var? Allah aşkına Kadir, senin ne derdin var da millete anlatıyorsun ya? Öyle için dışını anlatma millete. Anlatacaksan bana anlat. Dışımı ben anlatmadım. Anlatamam ki ben dışımı. Nasıl anlatayım? Dışım yok ki. İçimdekini anlattım ben. Dışım değil yani. Vallahi var ya, bir temizlik yaptırmadınız şöyle. Ben sana nasıl anlatayım? Meleğimi ya, nasıl anlatayım ki ya? Sonra gel çitile beni ya. Vay be, meleği gördüm ya. Nasıl göreceğim bir daha ya? Vay. Ozan nerede? Ne yaptı yine? Hadi koca olan, aç şu telefonu da sokayım onun elim, hadi. Bebeğim, kadınım. Sen bana ne yaptın ya öyle? O dün gece neydi Zeynep? Ben senden aklımı alamıyorum. Kendime hala gelemedim. Kızım sen neyin suçsun ya? Şimdi ben özledim. Sevgilin telefonu bende. Aa. Hadi canım. Kusura bakma ya, pardon. Alışkanlık. Ama dün geceyi beraber geçirdin sevgilin. Zeynep'e de bir şeyler çıtlatmışsın. Hayırdır? Niye devamını getirmedin? Çünkü değmez. Şimdiye kadar sırf onu üzmemek için sustum. Ama artık umurumda bile olmadığı için susuyorum. Sevgilinin telefonunu danışmaya bırakırım. Oradan alır verirsin. Kıza pislik. Bir bakalım da. Thank you.
Bebeğim, kadınım. Dün gece neydi Zeynep? Ben... Çiçeğim sen de güneş al. Bak ne güzel. Bu aylarda böyle güneş bulmak zor. Buzullar eriyor çünkü küreselli ısınmalar. Neyse ya ya. Nerede kalmıştık ha? Tamam. Sitare çiçeği var ya. Ya melek var ya bir güzel. Allah'ım şefaat ya Resulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bir güzel. Bir güzel. İki güzel. Üç güzel var ya. Çok güzel ya. Çok güzel. Beyefendi, beyefendi karıştırdınız galiba. Ben melek değilim. Melek? Ben karıştırmadım. Ben tanıyorum ben seni. Senin meleksin sen. Beyefendi, ben melek değilim. Lütfen. Meleksin. Ben biliyorum seni. Gördüm. Hani ben çarşıda da gördüm. Kapalı çarşıda. Ne oluyor lan? Hoşt. Kapı mı kırılıyor? Kızım. O nasıl kapı kapamak öyle? Zeynep. Hayırdır kızım? Dalmışım ben. Pardon. Bir şey mi var senin? Bir şey mi oldu? İyiyim hala. Bir şey yok. Telefonunu aldın mı? Yok, almamışım. Yok baba. Bir şey yok. Ne oluyor ya? Senin o? Neyin var kızım? Yok baba. Bir şey mi? Ne? Ben görüyorum ama gözlerinden belli var suratında. Sana öyle gelmiş sana. Zeyno. Zeyno niye üzülüyorsun ki sen ama ağlıyor. Gözlerin senin kızarmıştı ben gördüm ama. Zeyno. Yoksa ağlıyor musun içeride sen yoksa? Ağlamıyorum. Ağlayacak gözyaşım kalmadı çünkü. Kalmadı. Ama ağlama, üzülme Zeyno. Sen bak bakayım. Zeyno. Dayıcığım, hadi sen içeri git belki benimle konuşur Zeynep. Ama o İpek öyle olunca benim de böyle çok kötü oluyor o içim böyle. Kışın çok kapkara bulutlar olur ya böyle kam kara yani. Öyle oluyor böyle çipşekler çıkıyor falan. Biliyorum. Ama önemli bir şey değildir, işle ilgilidir. Ben söylerim hemen geçer, tamam mı? Tamam söyle o zaman tamam. Niye öyle ki ya? Yine üzülmüş yine Türkan ya. Zeynep. Dayım gitti. Hadi aç da kapıyı konuşalım. Ah Zeynep'a. Daha başımıza ne işler gelecek bakalım. Karşımıza ne çıkacak? Ah. Baban çok panikledi Zeynep. Ya bak beni de korkutuyorsun. Ne oldu anlatsana. Anlatamam ki. Peki. Anlatamam. Doruk'la mı ilgili? Ya tamam gel. Ağlama. O kadar çaresizim ki. Elimden başka hiçbir şey gelmiyor. Star Hanım'ı arayayım mı? Yani ona yapabileceği bir şey var mı? Yok. Hiç kimsenin yapabileceği hiçbir şey yok. Canım benim. Thank you.
kadarını nasıl yaparsın? Hani, hani hayır diyorsa hayırdı? Ha? Hani hayır diyorsan hayırdı, hatırlıyor musun? Hani sen? Seni istemeyen bir kadına dokunacak kadar şerefsiz değildin. Böyle söylemiştin, hatırlıyor musun? O kızı taciz ettin mi diye sorduğumda böyle demiştin. Şimdi ne diyeceksin? Yüzün kızarmadan bana ne diyeceksin şimdi? Büyütme bu kadar. Hiç kimseyi hiçbir şeye zorlamadım ben. Bir şey olmadı dedin. Yapmadım dedin. Yapmadım zaten. En azından kendi başıma yapmadım. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yeter! Bu kadar şov yeter. Şov mu? Ben mi şov yapıyorum? Ya her Zeynep kavgasında hevesini al diyen kimdi? Senin Sitare. Sen söyledin. Hevesini al Ozan. Hevesini al Ozan. Ben anlamadım ki sen benim hevesimi nerede alacağımı zannediyordun. Çocuk farkında mı? Konken masasında mı? Hayır ben asla. Onu sana ellerimle vereceğim Ozan. O kız senin olacak Ozan. O kız bana anne diyor. Allah'ın cezası. Evet. Sen kimi kandırıyorsun ya? Sen gerçekten kimi kandırıyorsun? Sen kime oynuyorsun? Bana mı oynuyorsun? Sen beni kandırabilir misin ya? Sen bana yedirebilir misin ya? Hı? Sence ben o kızın senin için çöp kadar değeri olduğunu yer miyim? O kız senin umrunda bile değil. Umrunda değil. Ben Zeynep'i de babasını da seviyorum. Seviyorum. Kendimce seviyorum. Kendi kendime seviyorum. Kendince mi? Kendince değil mi? İşte bak sihirli kelime burada, kendince. Nasıl bir şey acaba? Çok merak ediyorum. Sitare Somer gibi sevebilmek. Hayır. Benim gibisin. Ben kendimden başkasını ne kadar sevebilirsem, sen de o baba kızı o kadar sevebilirsin. Kendine gel. Kendinden başka kimseyi sevemezsin. Ya Sitare sen başlattın. Her şeyi sen başlattın. Bu oyunu sen başlattın. Ben bir hata yaptım. Sen o kıza temizlettin. Şimdi bir hata daha yaptım. Yine yanımda sen varsın. Ben o gecenin ilk öpücüğünü bile sana borçluyum. Sen o kızı kurdun. Kurdun. Kurmalı bebek gibi gönderdin bana. O da cici bir kız oldu. Anne sözü dinledi. Sus artık. Yeter. Yetmez. Yetmez. Çünkü o gece ne yaşandıysa, mimarı sensin. Sen istedin. Her şey senin istediğin gibi oldu. Ben sen olmadan hiçbir şey yapamazdım. Sen görmüyor musun ya? Sen benim ilham pirimsin. Ya sevgilim, gördün mü? Aynı eski günlerdeki gibi. Eğer ortada bir suç varsa, sen de benim suç ortağımsın. Her zamanki gibi. Kız bana anne dedi. Diyor. O kız bana anne diyor. Anne diyor. Bir daha sakın haber vermeden buraya geleyim deme. Neden? Bak baban ne kadar mutlu oldu beni gördüğüne. Bu gece iyi bir uyku çek Zeynep. Bana lazımsın. Şeyi anlatacaksın Zeynep. Çünkü burada büyük bir şey olmuş. Arkamdan kimse gelmesin. Babam da cama çıkmasın. Ne? Geri geç peki. Sana inanmıyorum. Seni bir saniye için bile istediğime inanmıyorum. Hiçbir şey başlattığıma da inanmıyorum. Başlatsaydım bile sarhoştum. Ben artık kendimi suçlamaktan yoruldum ya. Ben dün gece
kendimde değildim. Bana dokunmayacaktın Ozan. Buna hakkın yoktu. Zeynep. Suçluluk duyuyorsun. Pişman oldun. Ve şimdi topu atacak birini arıyorsun. Hadi biraz daha ileri git. Ha? Tecavüz ettin de bana. Hiç şaşırmam. Dejavu falan yani. Benim için senden gelmesine çok alışık olduğum suçlamalar bunlar. Hadi. Söyle. Hı? Açık açık söyle beni neyle suçladığını. Hadi. Sen benim sarhoşluğumu kullandın. Rıza gösteremediğim zayıf bir andan faydalandın. İspatla. Ben de rızam vardı diyorum. Bak. Ben senin sıkıntının ne olduğunu biliyorum. Kalbinde hala doruk var. Bunu görebiliyorum. Bu gece beni partide öptüğün an. Sen beni ne zannediyorsun? Oradan bakınca aptala mı benziyorum ben? Hı? Hı? Gerçek, samimi, içten bir öpücükle yalandan bir öpücük arasındaki farkı anlayamayacak biri gibi miyim? Herkes anlar. Bir kadın seni sevmiyorsa eğer dudakların değer değmez anlarsın. Saçmalıyorsun şu an. Öyle olduğunu ikimiz de biliyoruz. Öyle olsa bile yaptığını haklı çıkarır mı bu? Senin bana kendini neden teslim ettiğini gösterir. Ya beni neden öptüğünü, neden benimle birlikte olduğunu ben anlamıyor muyum sanıyorsun ha? Doruk yüzünden. Değil mi? Hepsi onun yüzünden. Sırf ondan hıncını alabil diye. Sırf Doruk Efendi sinirinden çatlasın ölsün diye. Ve bunun için de kendini suçlu hissediyorsun. Ve bunun benimle zerre kadar ilgisi yok. O yüzden ne kendini ne beni hırpalama. Kötü bir şey yaşamadık biz seninle. Kötü bir şey yapmadık. Ne yaptıysak birlikte yaptık. Beni neden öptüğünü, neden benimle birlikte olduğunu ben anlamıyor muyum sanıyorsun lan? Doruk yüzünden. Hepsi onun yüzünden. Sırf ondan hıncını alabil diye. Sırf Doruk Efendi sinirinden çatlasın ölsün diye. Bu yüzden de kendini suçlu hissediyorsun ve bunun benimle zerre kadar ilgisi yok. Söyledim. O gece sarhoş kafayla yani onu cezalandırmak için seni kullandım belki de. Aslında ben çalışıyordum biraz, yoğunum. Ah, paket servis olarak da kalabilir. Kafan hala dağınıksa ben gideyim. Kafamın dağınık olduğunu nereden çıkardın? Malum oldu diyelim.
Tatlım, ben de oradaydım. Yani Zeynep'le Ozan'ın yaşadığı ateşli gece seni de geldi, gördüm. Bir dakika, sen onların gecesini gündüzünü nereden biliyorsun? O kadarı da malum olmadı tabii. Zeynep anlattı tatlım. Bu pis muhabbetleri sadece erkekler yapmıyor gördüğün gibi. Burada biz kadınlar da yapıyoruz. Ama detaylara girmeyeceğim tabii ki. Neyse, ben şansımı daha fazla zorlamayayım. Görüşürüz hayatım. Evet, Tara çiçeği. Bugünlük sevgin tamamdır senin. Balıklarımız, balık kardeşlerimizin de maması. Onlar da tok, herkes tok, herkes tok. Ama biliyor musunuz Tara çiçeği ve balık arkadaşlar? Ben var ya, ben mesela şu anda hiçbir şey yemezdim. Ama ben ta burama kadar tokum ha, var ya. Niye, onu ne? Ben bir sır vereyim mi size? Ben var ya, meleği görünce hep böyle oluyordum, şimdi de öyle oldum. Meleği gördüğüm zaman ben tavuk burnuma kadar tokmuşum gibi oluyor. Acaba neden öyle oluyor? Kimseye de bir şey anlatamıyorum ki ben ya. Aslında Zeynep'e söyleyebilseydim, anlatabilseydim ben ben annesini meleğimi ben diyebilseydim ona. Ne kadar gider, güzel olabilir her şey, değil mi? Evet, insanın bir dert arkadaşının olması çok güzel. Ama Doruk var ya. Var. Var. Artık benim ortak var ya. Ortağıma şey yapabilirim. Ortağımla konuşabilirim aslında. Arasam mı acaba? Dağınız galiba. Ortalığa saçılmış kağıtlar. Sorma. Hesap kitap işleri, matematik. Ay. Bol sıfırlı hesaplara bayılırım. Bol sıfırlı borçlar diyelim. Nasıl yani? Ne borcu? Senin değildir herhalde. Sitali sana söylemedi mi? Babamdan ajansa bol sıfırlı borçlar miras kaldı. Hepsi de yabancı yatırımcılara ve tamamen döviz cinsinden. Anlayacağın ajans batık. Nasıl batık yani? Bir dakika, bir dakika. Bu zengin batışıdır değil mi? Yani böyle 50 odalı yalıdan 20 odalı yalıya düşmek gibi bir şey. Tam da en heyecanlı yerde. Z baba arıyor. İstersen ben özel asistanın olarak cevap vereyim. Doruk Bey bu gece çok meşgul. Eğer isterseniz yarın sabah arayın. Önemli. Efendim ortak. Benim ortak. Break. Arkadaş arıyorum arkadaş. Ben bir şey duyamıyorum ama. Buradayım dinliyorum seni. Ortak mı? Ne oluyor ya? Ortak, ya rahatsız ettim seni, kusura bakma ama bir maruzası, bir sorum olacak da benim için. Allah'ın hakkı üçtü değil mi? Bir dakika, dur. Ben anlamadım ama hiçbir şey. Şimdi Allah'ın hakkı üçtür derken ne demek istedi? Hani şimdi ben, şimdi bir kere çarşıda gördüm, tamam mı? Etti bir. Sonra ajans şirketinin orada gördüm, etti iki. Demek ki Allah'ın hakkı üçse, demek ki üç, bir tane daha hakkım var benim, değil mi? Ben Melek'imi göreceğim, üçüncü defa olacak demek ki, değil mi? Aslında Allah'ın hakkı son üçse öyle değil mi? Öyle olmayacak mı yani? Ah be Kadir abi. Hem bak. Aklıma geldi biliyor musun bak. Hem Allah'ın son hakkı üç ya. Allah'ın bunun hakkı olduğu için Zeynep de üzülmez, değil mi?
Bak ne yapalım biliyor musun? Sen bir gün şu meleğin falan fotoğrafı varsa onu göster bana. Bir yolu varsa yemin ederim kendi ellerimle bulacağım sana. Ah 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 be. Ay Sitareciğim, sen benim daha bu ayki ekstremi ödeyebilecek misin bakalım? Söz veriyorum ortak. Söz. Ay, kim bu çenesi düşük ortak? Çok özel ve dertli bir arkadaş. En sevdiğim dert başkasının derdi. Gerçi şu sonuçları görünce ben de biraz dertlenmedim değil. Yani bu sonuçlarla bizim ortaklığımız da çıkmaza girmez değil mi? Yani bakacağız. Yarın sabah ajansta kimse yokken Sitare ile kapalı bir finans toplantısı yapacağız. Demek büyük gün yarın. Ne güzel. Ben otur kafayı yiyeceğim. Delireceğim yani. Biraz çalışayım kendime gelirim. Ya Ozan'la ilgili mesele ne? Anlatmıyorsun da. Boş ver ya İpek. Unutalım en iyisi yani. Konuşmaya değmez. Zeyno. Umudana baktın yoktun ya. Saat daha. Kargalar daha mamalarını yemeden. Baba ben gideyim biraz çalışayım. İyi gelir. Tamam bugün ben de seninle işe geleceğim. Gelmek istiyorum ben de. Geleyim mi ben de? İyiyim ben ama valla. Ama yok ben biliyorum değilsin. İyi değilsin sen çünkü. Değil mi İpek? Dün çok üzgün değil miydi? Sonra başı da ağrımıyor muydu? Ben sana göz kulaklar olurum ben, tamam mı? Yemin ederim iyiyim bak. Hem hava soğuk bir de şimdi bir şey falan derler. Boş ver. Tamam mı? Sen evde dur. Tamam. Peki. Çirling gibi. Ve ben daha ne yapayım şimdi peki İpek? Madem kargalar kahvaltı mama yiyecek, sokak hayvanlarına da ben mama vereyim tamam mı? Ben buldum ne yapacağımı ben. Ben biliyorum tamam mı? Ağladım artık. Çoğular biraz bekleyecekler. Yapacak bir şey yok. Çünkü ben... Ajans şirketine gidiyorum. Orada Zeyno var hem de... Belki de Melek'i tekrar görebilirim. Belki Melek gelir. Yakışıklı olmam lazım. Eğer o gün geçtiyse bir daha oradan geçer, değil mi? Evet. Çoğular kusura bakmayın. Hay Allah. Bismillah. Ay. Ah Kadir ah. Bir zapt edemedim ben seni ya. İnşallah bir iş karıştırmıyorsundur sen. Türkan. Alo. Kadir. Sen sabah çıkmışsın hiç haber vermeden. Ha? Neredesin? Ha Türkan sen misin? Ben. Ha, benim ya. Sen köpekleri besleyeceğim diye çıkmışsın. Saat kaç olmuş daha gelmemişsin. Sen niye haber vermiyorsun? Ben merak ediyorum seni. Ha? Belki benim evde işim var seninle. Türkan ben köpekleri de evet ya. Ben dolanıyorum dışarıdayım yani ben. Gelemem şu anda bir yere. Yürüyorum. Bir görsen şu anda benim ayaklarım yürüyor yani ben. Dışarıdayım. Dolanıyorum ben. Oğlum sen niye haber vermiyorsun ya? Niye laf dinlemiyorsun? Bak babam şimdi namazdan gelecek seni soracak. Ben ne diyeceğim adama? Babama selam söyle tamam mı? Ondan sonra de ki o yürüyormuş de yalan da konuşmaz o. Ha de tamam mı de tamam hadi hop o kadar kapatıyorum. Of Kadir ah Kadir ah. İnşallah sen o iblisin peşinden gitmiyorsun.
Affedersiniz Müjgan Hanım, açık unutmuşum sesini. Daha ne kadarımız var? 5 dakikaya oradayız. Kendimi o kadar kötü hissettim ki. Yani size bile söyleyemedim işte. Aklımı böyle kaçırmak üzereydim. Hala şu anda bile midem bulanıyor. Ya ben sizi ne hale getirdim? Ne kadar kötü oldunuz? Üzmek istemiyorum gerçekten sizi. Tek başıma başa çıkabilmeyi çok isterdim. Ama yapamadım. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum Zeynep. Bir şey demenize gerek yok. Gerçekten. Sizin için de çok zor bir durum. Ben farkındayım. Yani sonuçta... Yani biz çok yakınız evet ama... Ozan'la da yakınsınız sonuçta. Ozan'ın canı cehennem. Bu yaptığı şeyin hiçbir affı yok. Benim biraz kafamı toplamam lazım. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ama bu yaptığı şeyin kesinlikle bir bedeli olacak. Buna emin olabilirsin Zeynep. Biliyorum. Yani benim yanımda olduğumuzu bilmek bana o kadar çok güç veriyor ki. Benim yanımda kendini asla çaresiz, güçsüz, kötü hissetme. Tamam mı? Aslında bana kötü hissettiren Ozan'ın tek bir konuda haklı olması. Neymiş o? Doruk. Yani Doruk'a hıncımdan onu öptüğümü, ona yaklaştığımı söyledi. Ve haklıydı. Yani ben kendime zaten sırf bu yüzden kızıyorum. Zidare hadi seni bekliyoruz. Pardon. Biz hazırız, seni bekliyoruz. Geliyorum birazdan. Çocuk olma. Adam ol. İyi misin? Yani belli ki duygularıma hükmetmek bana iyi gelmiyor. Yani biliyorum. Gerçekten biliyorum. İkisi bambaşka şeyler. Ama ne yapayım yani elimde değil. Sürekli hep Doruk'un yanında kaldığım geceyi düşünüyorum. Üzerimde ne kadar hesaplar yapan bir yalancı da olsa... sürekli bana söylediği şeyler geliyor. Sabahlara kadar konuşmamız geliyor. Evet, saçmalıyorum biliyorum. Ama işte ben yani olmuyor. Duygularıma hükmedemiyorum. Ne olur yapmayın. Ben sizi üzmek istemedim. Siz bana sadece destek oldunuz. Benim bütün bu anlattıklarını biraz sindirmem lazım Zeynep'ciğim. Ama Ozan konusunda çok net bir tavır alacağımdan emin olabilirsin. Hukuki olarak ne yapılabilir bilmiyorum. Ama düşüneceğim. Sadece şunu bil. Ben her zaman sadece senin arkandayım Zeynep. Unutmam. Çünkü biliyorum. Siz bana her zaman destek oldunuz.
her zaman da arkamdaydınız. Müjgan Hanım. Toplantı var tatlım. Haberin yok mu senin? Sitare, Doruk ve diğer ağır toplar. Bizlik bir şey yok yani. İç işleriyle ilgili bir mesele. Sitare Hanım bana neden haber vermedi ki? Vallahi ben bir ara toplantıya dahil oldum. İşten çıkarmalar olacakmış. Özellikle de bu saatte işe gelenlere. Bak Zeynep'e erkenden gelmiş. Sen neredesin acaba bu saate kadar? Ondan mı sabahın köründe dikilmiş buraya göze girmek için? Tam ondan beklenir bir hareket çünkü zaten küçük hesapların insanı Zeynep. Tatlım, iyi kızlar cennete, kötü kızlar iş ve işçi bulma kurumuna. Sen bence CV'ni hazırlamaya başla. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Gidenin sen olmasını garantilemenin bir yolu vardır Zeynep. Hem de çok kolay bir yolu. İyice baktın değil mi haberlere? Bak tek satırda bile Zeynep'in adı geçerse yanarız. Muhabiriyle mi görüşüyorum? Asıl sensin hayırsız. Aramasam aramıyorsun. Bak şimdi bak. Sana bütün o haber sitelerini ve magazin sitelerini uçuracak bir havadisin var. Bak söylüyorum sana ya. Bunu sosyal medyada paylaş. Saniyesinde bütün Türkiye bunu konuşmuyorsa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Ama Çin işkencesine bile uğrasan, benden çıktığını kimseye söylemeyeceksin. Kallavi'ye bir uyuşturucu çetesi çökertildi. Okudun mu? Ünlü fenomen Zeynep Çetin'in babası uyuşturucu kuryesi çıktı. Zeynep. Ne oldu? Ben artık bu ajansta huzurlu olabilir miyim bilmiyorum. Eğer sözleşmemi feshedecekseniz buna razıyım. Ne demek bu? Ben de çok şaşkınım ya. Nasıl öğrenmişler hiçbir fikrim yok. İşten çıkarmalar olacağı konuşuluyormuş da. Ben gerçekten kaderime razıyım. Yani ajans için ne gerekiyorsa yapın.
gitmenin manası yok anlaşılan. Müjgan nerede? Bilmiyorum. Aşağıda galiba. Tanıdığımız herkese haber sal. Müjgan görmeden bu haberlerin kalkması lazım. Çok acil. Tabii ki. Doruk Bey açıklama yapacakmış. Allah sonumuza hayretsin. Vakit geldi demek ki. Müjgan Hanım, dediğinizi yaptım. Kadir gitmiş, kontrol ettim. İçiniz rahat olsun. Aferin, benim şimdi yeni manşetlerim var. Sen serbestsin. Mutlaka. Böyle olmaz. Bence de. Gidiyorum. Ama inşallah bizden çıkmaz bunun acısı. Hem bu var, hem de burada var. Bak sen, şimdi boşaltıyorlar abi. Reis de var. Bir açıklama ver. Söylentiler doğru mu Doruk Bey? Bizim toplantımız daha bitmeden dedikodu kazanı kaynamış bile. Evet, yanlış duymamışsınız. Ajans ciddi bir darboğazdan geçiyor. Ve bu seferkini atlatmak çok daha zor olacak. Koşullar bizi ciddi kararlar almaya... ...kritik kararlar almaya mecbur bıraktı. Hepinizi ailemiz olarak görüyoruz. Ama aileler bazen zor zamanlardan geçer ve hatta bazen kayıplar verir. Bugün de bu aile için fedakarlık vakti. Küçülmeye gitmek zorundayız arkadaşlar. Niye küçülüyoruz? Ne demek bu ya? Şimdi işten mi çıkarılacağız? Arkadaşlar. Bunu insan kaynaklarından değil, bizzat bizden duyun istedik. Ajans için vazgeçilmez olan bazı arkadaşlar dışında... ...bir kısmınızla yollarımızı ayırmak mecburiyetindeyiz. Bir saniye. Bazı isimler derken, yani kimmiş o değerli isimler? Yani bunca insandan vazgeçmek bu kadar kolay mı Doruk Bey? Değil. İnanın hiç değil. İnsanın ailesinden vazgeçmesi asla kolay değil. Ama babamın bize miras bıraktığı bu borç yükü elimizi kolumuzu bağlıyor. Anlayış göstermenizi umuyorum. Aramızda yaptığımız uzun görüşmelerden sonra üzülerek söylüyorum ki ajans için vazgeçilmez olan, bize en çok müşteriyi getiren ve marka değerimizi en yukarı taşıyan iki isim. İki aşık. Yani Ozan Mert ve Zeynep Çetin haricinde diğer tüm arkadaşlarımızla ilgili bir değerlendirmeye gideceğiz. Ne? Nasıl yani? Resmen şaka. Nasıl yani? Dalga geçmiyor. Bu muydu açıklama? Abi nasıl değerlendi? Ben anlamadım ki ya. Tablo ilerleyen günlerde daha da netleşecek. O yüzden hemen ajansla yollarımızı ayırdık diye düşünmek. İşimizden oluyoruz ki durduk yere. Ne zaman, ne zaman bu? Resmen kapının önüne konduk. Şaka mı bu? Evet doğru. Kızın babası uyuşturucu kuryesi çıkıyor. Onun marka evet, değerini çok yukarı taşıyacak. O mu yapacak? Doğru söylüyorsun. Bunca yıllık emeğimize yazık. Bu kadar zamandır çalışıyoruz. Demek ki emeğimiz... Arkadaşlar. Ben bunu söylüyorum şu anda. Kararımız kesindir. Ne? Nasıl? Üzgünüm. Resmen. Abi ben anlamıyorum ki ya. Bir kızın babası uyuşturucuysa bize ne yani? Söyle. Bu iş biter. Ne biter ya?
Aynı şey. Hep aynı şeyler söylüyor. Hikaye. Gerçi. Bu kadar korkmayın ya. Ozan çık dışarı. Biz Zeynep'le özel konuşacağız. Neden? Neden çıkıyormuşum? Bu kararın nasıl alındığını bana söylemeyecek misin? Sence Zeynep kadar beni de ilgilendirmiyor mu bu? Doğru. Ya bu konu artık ikinizi geri dönülmez bir şekilde birbirinize bağlıyor. Ben farklı bir karar olması için çok direttim ama Doruk çoktan kararını vermişti Zeynep. Az önce vedalaşmak gibi bir tabir kullandım. Çünkü buradaki herkes ailem gibi. Ama altın yumurtlayan tavuğu kesecek kadar da akılsız değilim. Ozan'la Zeynep'in aşkı bütün iniş çıkışlarıyla, ayrılıp barışmalarıyla hala çok konuşuluyor. En kötü gelişmeler, başkasını bitirebilecek olaylar onların ilişkisini daha da kuvvetlendiriyor. Şöhretini iyice arttırıyor. Ve bu ilişki zaten bir skandalla başladı. Doğru. O yüzden tam bir altın madeni. Her rezaletle, her skandalla daha da sağlamlaşıyor. Ajans yeniden ayağa kalkana dek başka çalışana ihtiyacımız yok Stale. Sadece Zeynep ve Ozan. Yani Dora, Ozan'la devam etmek istemediğimi anlatmaya çalıştım ama dinletemedim. Ya o kadar sert, o kadar katıydı ki tam bir iş adamı gibiydi. Sizi, ikinizi, seni sadece bir kazanç kapısı, bir yatırım, ajansın bir mülkü gibi gördüğünü o kadar belli etti ki. Gözlerimin içine öyle bir baktı ki. O kadar boş baktı ki yani robot gibiydi. Merak etme hayatım. Ben her zaman yanındayım. Bundan sonra sana hiç kimse zarar veremeyecek. Hiç kimse. Arkadaşlar biz iki kişiyle devam edelim. Böyle kolay mı ya? Aynen öyle. Biz de saf saf çalışmaya devam edelim. Bak göreceksiniz arkadaşlar. Bu iş burada kalmayacak. Hepsini rezil edeceğim. Kızın babası uyuşturucu kulesi diye her yerde çarşaf çarşaf yazıyor. Sonra iş bize patlıyor. Yok ya. Ha vallahi yok öyle ya ama. Göreceksiniz. Ne yapacaksın ki? Reklamın iyisi kötüsü olmaz diyorlar işte. Biz istediğimiz kadar içerik üretelim. Bak demin baktığım ilk silinmiş. Unutturmaya çalışıyorlar abi. Tabii. Bir tanesini silersin, bin tanesi internet düşer. İnternet düştü mü kurtulamazsın. Bu haberi medyada tutmak, hatırlanmasını sağlamak benim tek görevim şu anda abi. Bu kızı rezil edip işini bitireceğim. Ay gençler bir sakin olun Allah aşkına. Siz yine kendi sayfanızdan içeriğinizi üretir, paranızı kazanırsınız. Ay niye bu kadar panik olduğunuzu anlamadım ki. Ay Z kuşağından da yani oyuncağını almaya hiç gelmiyor. Ya ayrıca sümsük Zeynep kim ki yani babası kim olsun? Ay uyuşturucu kulesiymiş yok artık. Versen bir ben bakayım şu habere. Buyurun bakayım. Haksın da haberler silindi mi?
kız benim kızım mıymış?